Siz doğru. dediniz ki Cumhuriyet döneminde orada yaşanan bir soykırım vardı dediniz. Şimdi Seyit Rıza ile ilgili Türkmendi ama işte Kürtçüler kuşattı tezi ileri sürüldü. Ondan sonra 37 ve 38 ayrımı yapıldı. 38 Osmanlı artı gericilerin bir anlamda işte yürüttüğü bir harekattı. Bu ayrım yapıldı. Ne dersiniz? Yani Cumhuriyet döneminde yaşanan bu Dersim isyanlarında ne oldu orada? Siz bu tartışmaları hangi... sakin sakin dinlediniz ama evet. çok sakin miydiniz merak ediyorum. İçinizde fırtınalar mı koptu? Yani evet. açıkçası ben hani burada siyasetçilerin kendi arasındaki çekişmenin bir tarafı olmak istemiyorum. Ama şunu da belirtmekte... Tarihde siyasetçiler oluşturuyor evet, biraz. Ama evet ama şunu da belirtmekte fayda var. Burada çok vicdani bir noktadan hareket etmemiz gerekiyor. Zira Dersim'de ölen... En azından 10 bin insandan bahsediyoruz. Tabii. Yani en azından bu acısını ölen insanların duyuyoruz hatırasına yürümek de. İzninizle bir izleyicim diyor ki Didem Hanım diye hiçbir mektup, yasa, gerekçe babaannemi diri diri yakmayı meşrulaştırmaz evet, yani diyor. Bu, İnsani çok... yönden de bakmamız lazım. Hayır o konuda hiç kuşkumuz yok. Hiç, tamam. hiç farklı düşünce yok. Burada Seyit Rıza'nın mektubu yazıp yazmadığından ziyade yani burada ölen binlerce insanın bence evet. en azından hatırasına saygı göstermek anlamında en azından Ama bir izleyicimiz de diyor ki Dersim ve Seyit Rıza üzerinden diyor Atatürk ve Cumhuriyet düşmanına kadar tez varsa programı dile getiriliyor şeklinde. Ya bakın ama şimdi Cumhuriyet seçkinlerini de yani burada hiçbir günahı yoktur diyemeyiz. O zaman bu kadar insan nasıl öldü? 10 bin tane 10 bin insan diyelim. Belki daha fazladır, yani belki daha azdır. 10 bin tanesi öldü. PKK'yla dövüşüyoruz. Bakın, bir tane daha ölecek. Bakın hiç ama burada insandan bahsediyoruz. Evet yani burada yani, insandan bahsediyoruz. Olacak. Bunun Kürt olması, Türk evet, olması, Arap olması önemli değil. Burada söz konusu olan insan. Bence burada bir insani tutum takınmak doğru. gerekiyor. Önemli evet. değil. Türk, Kürt. Hiç şüphe yok. Bağımsız, egemen her devlet kendi içinde böylesi isyan halinde olan bir grubu bakın, isyan, yok eder. İsyan diye bir şey de yok. İsyan diye bir şey de yok. Her isyan bakın bu isyan diye bir şey de yok. Demin 37'yi konuştuğumuzda da işte Pak Köprüsü'nden bahsettik. Sonradan ölen 33 kişiden bahsettik. Yani isyan o zaman orada ortada bir isyan yok ve devlet orayı bizzat 37'de hareketin orada isyan eden hareketin önderlerini götürüp 15 Kasım'da Elazığ'da Buğday Meydanı'nda astı. Peki 38'de neden binlerce insan cevabını yerinden yurdundan ya, edilip çocuklar ailelerinden koparılıp mağaralarda niye peki neden ona bir anlatacağım ben dedi ama siz onu yarın konuşsun ben açıkçası yani ben herhangi bir resmi belgeyi değerlendirirken açıkçası eleştirel bir gözle değerlendirmesini düşünüyorum. İster Amerikan belgesi olsun, ister Türkiye'den belgeler olsun. Bunları eleştirel bir gözle okumak gerek. Yani Amerikan belgesi yazıyor diye Dersim'de isyan olmuştur veya olmamıştır demek bence işin çok kolaycılığına kaçmak gerekiyor. Aynı şekilde bize bugün sunulan, resmi arşivlerden sunulan belgeler de benzer bir eleştirel gözle okunmalı. Yani şimdi o kitapta seçilen belgeler gerçekten doğruları mı bize ifade ediyor? Biz biliyoruz ki resmi arşivler bir şekilde bu tür nedameli konularda bir şekilde genelde ayıklanarak sunulur. Dolayısıyla bence burada arşiv belgesi önemlidir belgeler ama onun kadar bu sözlü tanıklıklar da önemlidir. Şimdi bakın Nezahat Gündoğan'la Kazım Gündoğan çiftinin sözlü tanıklara dayanarak topladıkları, derledikleri bizzat Dersimlilerin deneyimlerini anlatan tanıklıkları var. Yani şimdi birazcık da Dersimlileri dinleyelim. Doğru. Tamam belge de önemli ama bir de bu katliamın doğru. öznesi olan Dersimlileri dinleyelim. Onlar neler yaşadılar? Evet. Yani küçücük bir kızı siz annesini babasını gözleri önünde öldürdüğünüz zaman onu ailesinden koparıp batıda bir ailenin yanına verdiğiniz zaman şimdi duralım bir bu onun gözünden bir anlamaya çalışalım olan bir tane. Evet, acaba yani şimdi, böyle mi olduğu da anlamaya çalışalım. Doğru. Acaba de böyle değil. Olan doğru, bu yani. Bakın, olan bu. Şimdi doğru, bakın doğru, eğer Dersimlilere bu konuda evet. yani bu onları da anlamak aşağı gerekiyor burada. Onların deneyimini de anlamak gerekiyor. Doğru. Ya birincisi medenileştirmek kimin yani neden birileri gelip birilerini medenileştirmeye çalışıyor ve medenileştirmeyi bekleyen kim? Acaba gerçekten Dersimliler burada medenileştirmeyi bekliyor muydu? Hayır beklemiyor. Yani bilmiyorum, o medenileştirme şeyi nasıl beklersiniz evet, ki? Bakın. Adam hastane görmemiş ömür boyu. Kadınlar doğururken ölüyor. Bakın. Adam yol yaptırmıyor. O sizin bakış açınız nasıl yani. Nasıl olabilir şimdi yani? Bakın, şimdi bakın. Tarihçisiniz. Şimdi bakın. Söyleyemezsiniz. Şimdi o bölgede bir tane yol yok. Hüseyin Aygün'ün kitabı. 300 senedir bir tane bakın, yol yol olabilir, okul olabilir, sağlık, altyapı olabilir. Ama yok, bunun için binlerce insanı öldürmezsiniz bunun için. Olabilir bunun için binlerce insanı yerinden yurdundan etmezsiniz. Onların
kültürel bütünlüğünü yok etmezsiniz. Doğru. Mesela şimdi bakın Kızılbaşlık Alevilik'ten bahsediyoruz. Evet. Seyit dediğimiz evet. şey, dede dediğimiz şey Alevilik inancı içinde önemli bir kurum ve bunları eğer o, batıya sürüyorsunuz. İyi de eğer o çakma seyit değilse o. Bakın onu siz diyemezsiniz. Doğru. Onların çakma seyit olduğunu siz de bilemezsiniz. Siz karar veremezsiniz. Çünkü o bölgedekiler onun bakın, eşkıya olduğunu biliyor. Ama eşkıya bakın şimdi, size göre eşkıya. Diğer kabileler aynı şey. Bakın buraya beni buraya gelirken. Bakın size göre eşkiya. Hayır işte bu o bölgede yaşayanlara göre eşkıya. Yani bakın size göre eşkiya. Babasını öldürmüş, dedesini öldürmüş. Bu da bir Türk. Ama yani bakın tüm Alevi. Tüm Dersinlere bunu tüm dersime teşmil edemezsiniz. Tüm dersinlere eşkıya değildir. Seyit Rıza'dan bahsediyor. Bakın Seyit Rıza, evet. Seyit Rıza yani tüm Dersimlerin günahsızdır da diyemeyiz. Ama tüm Dersimlere eşkıya deyip tüm Dersimleri hayır, kültürsüz ve cahil ve medenileştirmeyi hayır. bekleyen bir hayır. grup olarak tanımlarsanız o zaman hayır. devletin tüm şiddet aygıtıyla oradaki kıyımını meşrulaştırmaya çalışırsınız. Doğru ama tüm yani Dersimler burada, zaten bu işe karşı değil. Onlar Atatürk'ü severler. Yani onlar tarih boyu da Atatürk'ü sevdiler. Sebebi bu. Yani ne Atatürk ne devlet onlara karşı bir şey yapmadı. Devlet 1930'da Sivas'a kadar demir yolunu getirdi. Ama niye götürdü demir yolunu? Niye götürdü yani. Demir yolunu? Bakın 35 şimdi bakın Tunceli kanunu. Böyle aldırabilirsiniz. Demir yolunu getiriyor çünkü beni öldürecek. Peki de ben bir ansız bir egemen cumhuriyetim. Daha kurulurken dünyaya diyorum ki bu ülke şeyhler, şıhlar, meczuplar ülkesi olmayacak. Bunu söyleyen Mustafa Kemal. Bunun karşında bu Seyit Rıza'lar tabii ki 20 senedir, 15 senedir hazırlanırlar. Çünkü ellerinden önemli bir ekmeği almaya Cumhuriyet dair günden kararlı olduğunu biliyor. Şunu bilmiyoruz ki yani dersinde demin şey söyledik. Açlık ve yoksulluktan bahsediyoruz. Yani, yani bakın. Feodal düzenin. Evet, yani feodal düzende ne olabilir? Korkularından bahsediyor Orhan Bey. Fotoğraflarında da görüyoruz. Zaten yoksul ya. Nasıl? Zaten aç. Bir tane doğum evi yok. Bakın bölgede bir tane bucak müdürlüğü yok. Türk bayrağı yok bölgede. Sebebi çok bu. Devlet dairesi yok çünkü. On binlerce insanın ölmesi için bu bir gerekçe mi şimdi bayrağın olmaması? Osmanlı'dan beri bölgede devlet resmi kurumu yok. Ya var, olmadığı gibi var hastane, yani var. Hastane niye yok? Hayır, davalı kadın doğru nereden kim biliyorsunuz ölmüyor. Olmadığını ama nereden çıkarıyorsunuz ki, yani bir kurumun olmadığını? Bakın. Siz, ama o zaman tarihçisiniz. Açın, bakın ben söylüyorum işte. Bana bir tane hastane bakın Pahta kışla var. Evet. Kızıl Kilise'de bugünkü Nazmiye'de kışla var. Şimdi Mazgirt'te var. Peri'de, Mazgirt'te okullar doğru. varsa. Yani bunu nereden çıkarıyorsunuz? Onu da yapıyorlar zaten olmadığını. İşte. Ben ya onun için dedim. Acaba hangi kışla bu? 10 tane kışla arka arkaya yapıyorlar. Bakın niye kışla yapıyorsunuz? Kışlayı niye yapıyorsunuz yani? Bölge çünkü Doğu Anadolu bölgesinde medenileştirmek olmayacak için, mı? Medenileştirmek için ya kışla mı gerekiyor? Medenileştirmek için askeri bulundurmazsınız. Güvenliği sağlamak için. Ya. Orada eşkıya var çünkü. Eşkıyanın karşısında jandarma gitmek. Hepsi eşkıya değil ki yani. Bölgede mahkeme yok mahkeme. Yani nereden en yakın mahkeme Erzincan ama bakın siz tarihçiyseniz bunları biliyor olmanız lazım. Ama şimdi karşılıklı tarihçiyseniz şey yapmayınlar kimin sorunu? Evet, bu çok önemli. Bunlar katliam sebebi. Bilmeyen şikayetçi olacaksınız. Bunlar katliam sebebi mi sorusu hayır, geldi? Hayır katliam da değil bunlar. Zaten yapılan katliam. Orhan Bey bunlar katliam yapmak için sebep mi? Hayır katliam katliam için sebep mi? Bu tarz olmuş yüzlerce olay sayarsın. Orhan Bey bir şey soracağım. Yüzlerce olay Orhan Bey Orhan Bey. Bunlar katliam için sebep midir? Vallahi ne zaman hayır. Bunlar şu sebeptir. Bakın bekliyorum. Ben eğer Anadolu'nun her tarafına uygar ve şey eşit olarak götürmeyi taahhüt eden bir cumhuriyet olarak kurulmuşsam adam bana şunu söyleyemez. Seyit Rıza'nın verdiği ultimatumu okuyalım. İçimize karakollar yapmayacaksınız. Tamam. Sen kimsin? Ben devletim yapacağım. Çünkü orada kaçakçılık var. İnsan kaçırıyorsun, eroin kaçırıyorsun. Ne kaçırıyorsun? Ya bölgede Doğu Anadolu'da... Şu anda mı söylüyorsun? Doğu Anadolu'dan bahsediyorum. Ya dersin de hangi eroin yok? Ya dersini bırak. Dersini bırak. Doğu Anadolu'dan bahsediyorum. Doğu Anadolu'dan bahsediyorum. Ne şu anı mı söylüyorsun? Hayır, o gün ne bugün de. Ya o bölge hassas bir bölge. Bütün kaçakçı var. Ya dersin 2008'de yapıyor aynı. Doğru, içimize karakol yapmayacaksınız. Peki yapmadım. Kimseyi güvenlik altına alamıyorsun. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Bölge o Doğu Anadolu bugün de o günde o bölge niye Osmanlı çıkamamış? O bölge kritik bir bölge. Coğrafya olarak da erişmeye imkan yok. Yol da yok. Dolayısıyla adam, bak o bölge özel bir bölge. Bak şimdi orada özel bir bölgede bölge. Güvenliği nasıl sağlayacak? O insanlar bak, olmayacak. Orhan Bey şunu da anlaşalım. Nasıl o, ben bu soruyu sordum. Tamam, güvenliği konuşalım. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim. Ne anlaşıyorsun? Bir şey söyle anlaşmaya bırak. O bölge yani, özel bir bölge. Kaçırdılar. Kime şikayet edeceksin? O bölge özel bir bölge. O insanlar bak o insan anlamamız gereken bir şey var. O insanlar Alevi Kızılbaş. O insanlar Kurban. Yalnız o değil ama.
dakika, Alevi Kızılbaş'ın yanı sıra Kürt de var orada. Kurmanç zaten söylüyorum. Ermeni Kürt de var. Herkes var orada. Ermeni de olabilir. Arada kaynıyor da siz bunu... Osmanlı dönemi de dahil olmak üzere. O bölge kendini farklı hissediyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ama ya? Bir demesi için olabilir de. Vallahi bunlar da böyle hissediyor. Ya olabilir, olabilir. Olabilir. İnsan kutsaldır bak. İnsan kutsaldır. Ya kutsaldır da. Bir dinle beni. Böyle bir dünya yok. Ya bir dinle beni ya. Nitekim 1922-21 teşkilat esasiyesinde yerinden yönetim diye bak, bir madde var. Köprü ve yol yapılmayacak. Ya olacağını kabul etmiş Mustafa Sevan. Yani bu insanlar. Bak, bir şey rica edebilir miyim? Nahiye müdürlükleri bulunmayacak. Çünkü orada bayrak asılı. Bir dakika, kim olacak kaymakam? Padişah dedi ki ya sen ol. O dedi ki benim okuma yazmam yok. Belli olmayan Kürt beyleri kaymakam olsun dendi 1861'de. Biz Fransa'dan aldığımız zaman bu il yönetimlerde illerin ülkeler kazandığı zaman. Şurada anlaşalım. Ya dedik ki valiler Kürt olacak bölgede. Bak bir şey söyleyeyim orada. Ben bir şey bitireyim. Ya bir bulun onun belgesini. Valilerin Kürt olması kadar doğal bir talep olamaz ya. Neyin belgesini? O bildiri neyse okuduğunuz şeyin belgesini. Siz bunu bilmiyor musunuz? Ya bunu söyleyen birileri olabilir ama bunun kayıtlarını kuyutlarını bulun şu şeyde. Arkadaşımız uydurdu onları uydurdu. Ya niye uydurulmasın? Peki İhsan Sabri Çağlayan diyelim anlattıklarına. Ona evet da, diyorsunuz da. Ona da bakın şöyle. Aynı kitabın içerisinde öyle demedi ki. Ayşe Hanım ona hiç geçen programda evet demedi ona. Devlet tarafı bakın özet tutumumu anlatayım. Devletin fail tarafından birisi. Evet. Örnek veriyorum. Evet. Biz Dersim'de 100 kişiyi öldürdük diyorsa evet. Ben bunu alır sepete korum. Anladım. Ama derim ki bu sayı eksiktir muhtemelen derim. Evet, çünkü devletin failin cinayetini anlatırken tam sayı vermeyeceğini düşünüyorum. Ama evet. Devlet şöyle diyorsa, hayır hiç öldürmedik diyorsa buna inanmam. Tabii çünkü ben inanmam. Başka bir değil mi ha özet şu. Oraya vilayet yapıyorsunuz. Adam size ultimatum verip bana mı sordun burayı niye vilayet yapıyorsun? Orhan Bey bakın bu kitap bu meclisi bir daha topla. Kanunu değiştir. Orhan Bey bakın bu kitap izleyiciler diyor ki hepsi ayrı ayrı konuşuyor ve gerçekten şanlı birayla konuşuyor. Sen de işini neden yapmıyorsunuz bana da yapmaya çalışıyorum. Ben konuşma hakkımı kullanıyorum. Askere kimseyi göndermiyorum. Dedi mi demedi mi? Konuşma hakkımı kullanıyorum. Param olursa vergi veririm. Vergi vermiyorum. Yemedi size verip daha net anlaşılsın. Orhan Bey tamam ondan sonra. Tamam. Bir saniye. Cihangir Bey'in raporları var. Askere gitme oranının şurada jandarma umum komutanlarının raporları var. Canım askere hiç kimse gelmiyor değil. Orhan Hocam. Derebeyleri çoğu kez o zavallıları kendi çetesine kullandığı için Orhan Bey, o göndermiyor. Öbürü normal Bey, gidiyor. Şöyle düşünün. Osmanlı'dan beri askerlikle ilgili bir algısı var bölgenin. Gidiyor bir adam ve gelmiyor bir daha. Her yerden gidiyor ve gelmiyor. Ne yapalım? Her yerde böyle asker kaçağı var. Bol savaşlar bugün var. Bugün bile Türkiye'de 650 bin vakaya var Orhan tamam, Bey. Tamam. Gerçekçi olun. Onunla bunun ne ilgisi var? Orhan Bey. 38 Orhan Bey geleceğim size. Dersim bölgesinde askerlik kaçağı olması ki burada söylüyor. Ovacık'ta diyor 250 kişi falan var asker kaçağı diyor. Ya bu her yerde olur. 250 doğru. Kişi nedir yani anlayamadım. Peki Cihangir Bey. Askerden kaçan bu 250 kişi. Evet vakaya diyor. 38'de 1400 kişiyle ilgili takibat yapılırken 130 kişi diyor. O da yani biliyorsunuz karakola doğru bir saldırı olmuştu. 5-6 7 kişi jandarma öldü. Yani bunları olmuştu. Bunları olmamış gibi kabul edemeyiz zaten. Diye kabul sizin kitabınızda var ya. Yani. Hayır benim kitabım değil. Peki izninizle Ayşe Hanım, Cihangir Bey şimdi Orhan Bey diyor ki Cumhuriyet'in kaçacağı bir yer yok. Burada tezleriyle tek tek ileri sürüyor. Lütfen siz kaldığınız yerden devam edin. Nasıl bir yüzleşme olması gerekiyor? Siz biraz yaşanmışlıklardan ona da bakmak lazım. Çekilen acılara bakmak lazım doğru. Dediniz ama orada bir medeniyet yok. Politize etmemek lazım. Politize etmemek lazım diyor. Buyurun Cihangir Bey. Sözleriniz yarım kaldığı için size söz vermeye çalıştım. Ya ben ilk önce şu yani derebeyliler zavallıları kullanıyor. Evet. Ya bunu, aynen. Ya bunu nereden biliyoruz bir kere bu derebeylerin zavallıları kullandığını? Kaç tane derebeyinden bahsediyoruz? Çünkü tarih boyu derebeyler zavalları kullanmıştır. Tarih boyu. Kaldı toprak ki. Toprak ağası dediğimiz odur. Seyit Rıza Türkmen mi, Kürt mü? Ya, şimdi onunla ilgili de lütfen. İnsan. Türkmen ama bence Türk milliyetçisi arkadaşların evet, formülasyonuna şey göre. O da bir garabet de olarak kaldı. Türk milliyetçisi yani kendisi değil. Onu kuşatan iki kişi tarafından yani öyle gösterildi. Yani. Tabii, Seyit Rıza da kurtuluşu Kürtçülükte gördü. Evet. Çünkü evet. Kürtlerin o zamanki İngiltere, Fransa gibi değişik ülkelerle bağlantıları var. Ya demin daha onu isyana da
bize bu dış güçler yardımcı olacak diye kandırarak iteklediler. Aynen Seyit Rıza'yı da sonra bu şekilde yazdılar. Cahangir Bey bir adam yani öldürülmesi falan gerekmiyor. Biraz saf cana. Değil mi yani şu anda tarih edilen? Cahangir Hocam sizin adınıza verdiğim mücadeleyi görüyoruz. Ne yapardık acaba? Ama sizde hak verilmez alınır biraz sahaya girin. Hakkınızı alın Cahangir Bey yani. Ne yapsın? Biz bir hükümet olsak ne yapardık acaba? Evet. Zaten bir şey söyleyeyim. Cahangir Bey konuşuyoruz. Cahangir Bey soruyoruz. Müsaade edin. Bir cümle söyleyeyim. Bakın. Soru mu? Bugün. Herkes eşit konuşsun istiyorum. Evet. Mesela aklım ilk gelen İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek. Tamam. 5 defa idam cezasına çarptırıldı. Evet. Bakınız. 5 defa idam cezasına çarptırıldı. Tamam. Evet. 2012 yılında. Evet. Tamam. 5 defa idam cezasına çarptırıldı. Bakınız. Devlet kendini korumak için asla o olayları savunmuyorum. Savunmak için kendine göre mahkemeler kuruyor ve 2012'de Dersim'den bilmem 70 sene sonra tam hesaplayamadım bir 70. siyasi lideri 5 defa idam cezasına çarptırıyor. Bu olayları yorumlarken siyasi bakmamak gerektiğini ya yani bizzat siyasi bakan sizsiniz. Şimdi bakın Cumhuriyet'in oraya müdahalesini işte hangi devlet yapmaz ki diye deyip sonra da siyasi bakmayın demek biraz garip bir tutum hayır, oluyor yani. Siyasi ya bir siyaseti savunurken yapar karşısında bunu. Yapılan bir siyasete karşı çıkmak bence hayır, ona karşı çok mantıklı yani. Değil. Dediğin bakın doğru şimdi, ama yanlış Cumhuriyet'in modernleşmesini. Hayır devlet böyle bir durumda ne yapar? Olay o. Siyasileştirmeyelidir. Yani siyasi devlet. O yüzden özür dilemesi de gerekmez. Şimdi yani bakın, siyasi partiye göre yorum yapmayın demek istiyorum. Siyasi, devlet böyle bir durumla karşılaşırsa dünyadaki herhangi bir bağımsız devlet ne yapar? Sorun bu. Bütün